Evet, soru cevap kısmımız başlıyor arkadaşlar. Şimdi tabii ki bundan öncesinde şunu soracağız. Tabii ki geçen hafta bir Barcelona karşılaşması oynandı. Bu hafta, daha doğrusu bugün ikinci karşılaşma oynayacak. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz? Düşüncenizi alabilir miyim? Ya bugün ben 1-0 yenip turu atlayacağımıza inanıyorum. Zaten o niyetle de geldik. Galatasaray dünyanın sayılı kulüplerinden bir tanesi. Ben yeneceğimize inanıyorum. Vallahi buraya Sparta'dan geldik. Sabah 12'de indik. İnşallah galibiyet bekliyoruz. En son buraya geldiğimde Başakşehir maçıyla şampiyonluğu almıştık. Yine heyecanlıyız. Galatasaray'ın kültürlerine yakışır bir maç. Yani inşallah galibiyetle Sparta'ya geri döneceğiz. Yani ilk maç zor oldu tabii. Bakalım, çok ateşli bir taraftar olacak. Umarım kazanacağız. Çok zor bir maç ama inşallah Allah'ın izniyle yeneceğiz. Ya zorlu bir maç bekliyorum Galatasaray için. Çünkü atmosfer olarak da Barcelona için zor bir maç olacak. Avantajlı bir maç oldu deplasmanda. Bu maçın da Galatasaray için daha avantajlı olacağını düşünüyorum. Düşüncelerim bunlar. Şunu sormak istiyorum. Ya ilk turdaki maçtan ya da bugün hayalin kurduğun bir anda olabilir. Bir anın NFT'sini alsan, yani bir kare satın alsan. Hangi kareyi hayal edersin? Şu anda hangi kare aklında canlanır? Vallahi geçen maçta Sacheboy ile Jordi Alba'nın bir kafa kafaya geldiği bir pozisyon var. Evet. Yani onu alırdım kesinlikle. Evet. Bence de NFT'de güzel bir proje olurdu. Benim aklıma gelen Kerem Aktürkoğlu'nun o kaleciyle karşı karşıya kaldıktan sonra ki pozisyonu. İlk fotoğrafım o. Top tam çarpmadan önce. Evet. Vurduğu, adamın ayağına çarpıp direğin hemen üstünden gittiği pozisyon. Bugün de tek fotoğraf karesini görmek istediğim şey Gomis'in gol atıp o aslan yürüyüşünü yapması. Evet. Kerem'in hani topu süratle sürüp de kaçırdığı golün gol olmasını gol diliyorum. Galiba. Ve benim olduğum tarafa gelip ellerini açarak kayıp bir gol sevinci yaşamasını isterim. Çok güzel. İnşallah olur o da. Bütün takımın galibiyetten sonrası Torrent'i kucaklaması, böyle havada böyle Torrent'i fırlatması aynı. Ben ne isterdim? Iñaki Peña'nın o frikiği kurtardığı pozisyonu. Frikiği tam kurtardı. Aynen. Ve sorularıma geliyorum. Şimdi 3 soru soracağım. 3 cevap isteyeceğim senden. Tamam. Eğer bilirsen bir Gal Token hediyemiz olacak. Başarılar diliyorum şimdiden. Barcelona'da yetişen ve 2010'da Galatasaray forması giyen Meksikalı hücum oyuncusu kimdir? Giovanni Dos Santos. Evet, doğru cevap. Barcelona'yı Lyon takımından transfer olan ve sırtındaki aslan dövmesiyle Galatasaraylıların dikkatini çeken Hollandalı futbolcu kimdir? Dur, tekrar soruyorum. Barcelona'ya Lyon'dan transfer olan ve sırtındaki... Memphis Depay. Evet, doğru cevap Memphis Depay. Son soruya geçiyorum. Galatasaray'da bu sezon en çok maça çıkan ve aynı zamanda en çok gol kaydeden futbolcu. Bu sezon. Evet. Yani şöyle düşündüğüm zaman Kerem Aktürkoğlu olması lazım diye düşünüyorum bu sezon için. Evet, hem en çok maça çıkan hem de en çok gol kaydeden. Kerem Aktürkoğlu olması lazım. Doğru cevap ve tebrik ediyorum. Çok sağ ol. Son sezon sayesinde bir Gal Token hediyemiz olacak sana. Şimdiden tebrik ediyorum seni. Çok sağ ol. 1996 yazında Galatasaray'a Barcelona'dan transfer olan 1965 doğumlu futbolcu. Hacı. Hacı, doğru cevap, ilk soruyla başladık. 2003 yılında Barcelona'dan İstanbul'un yolunu tutan ancak Galatasaray kariyeri 23 maçta sınırlı kalan Hollandalı savunmacı kimdir? Frank de Boer. Frank de Boer, bu da doğru cevap. Ve son sorum. Hacı'dan bir sezon sonra Galatasaray'a katılan ve UEFA şampiyonluğunun simge ismi olan Barcelona'da forma giymiş savunmacı. Popescu. Popescu ve 3 soru 3 hafta da yine ödülümüzü verdik. 2'de 2 gidiyoruz şu anda. Evet. Teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Barcelona'nın yıldızı Pierre Aubameyang İspanyol temsilcisinden önce hangi takımın formasını giyiyordu? Borussia Dortmund. Bir dakika daha veriyorum. Manchester United. Hayır. Barcelona ile son 16 turunda eşleşen Galatasaray UEFA Kupası'nı kazandığı 99-2000 sezonu son 16 turunda hangi Alman takımını elemişti? Dortmund. Dortmund, doğru cevap. İkinci sorumuz, Galatasaray'ın Barcelona ezeli rakibi Real Madrid'i yenerek Süper Kupayı aldığı maçta sarı kırmızı takımın gollerini hangi futbolcu kaydetmiştir? Galatasaray'ın 3-2 Barcelona Süper Kupayı. Süper Kupayı mı? İkinci gol Jardel'de, 2-1 zaten bitti o maç. Jardel. Evet. Ve Türk futbol tarihinde Avrupa Kupası kazanan ilk ve tek teknik direktör. Sorusuyla. Avrupa Kupası kazanan Fatih Terim. Fatih Terim. İmparator. Ve 3 soru 3 cevapla tebrik ediyoruz. Bir Gal Token kazandınız bizden. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Galatasaray kaptanı Arda Turan Barcelona'ya hangi yıl transfer oldu? 2014. Bir tık yukarı. 2015. Tamam, bunu kabul ediyorum. Yakın bir soruydu. İkinciye geçiyorum. Galatasaray'ın Barcelona'dan kiraladığı Iñaki Peña kaç doğumludur? Peña 1998. Bir tane daha yukarı çıkıyorum bu sefer. 99. Son soruya geliyorum.
Bu biraz zor, eğer bilirsen tebrik edeceğim özellikle. Barcelona'nın dünya ünlü stadı Camp Nou'nun anlamı nedir? Camp Nou'nun anlamı bir hayvanla ilgiliydi sanki ya. Öyle miydi? Yok. Vallahi bu bilgim yok. O zaman cevaplıyorum ben buradan. Camp Nou'nun anlamı arkadaşlar yeni saha. Yeni saha. Evet. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Teşekkür ederim. Sağ ol. Yani sağ ol. Yeni sağlık.